Şimdi helikopterde kimler vardı? Bu önemli. 3 helikopter aslında kalktı Azerbaycan'dan. Evet. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir görüşmesi vardı İbrahim Reis'inin. Sonrasında o helikopterde 9 kişi vardı. İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı da dahil. Evet. Bir helikopter düştü. Evet. Diğer helikopterlerde herhangi bir problem söz konusu değil diye biliyoruz. Şimdi bu helikopterde kim vardı? Bu kaza nasıl yaşandı? Evet, İran basınına göre 3 helikopterden oluşan bir konvoy Azerbaycan-İran sınırındaki o baraj açma töreninin ardından havalanıyor ve de Tebriz'e gitmek üzere yola düşüyor. Ancak bölgede hava koşulları çok olumsuzdu. Hem yağmur hem görüş mesafesini çok ciddi oranda düşüren bir sis vardı. Ve zaten asıl soru da neden bu kadar olumsuz hava koşulları olduğu halde ve bu belki de bilindiği halde neden yola devam edildi? Üstelik aynı helikopterde neden İran Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı gibi iki önemli üst düzey yetkili, ki o heyette onlardan daha üst düzey yetkilisi yok, aynı anda aynı helikoptere bindi? İşte bunlar hala belirsiz, ama bir zafiyet olduğu, bir öngörememe gibi böylesi bir tehlikeyi durumu olduğu çok açık. Ve helikopter düştü ormanlık, dağlık bir alanda, ulaşılamadı. Çünkü zaten arama çalışmalarına yine giderek olumsuzlaşan hava koşulları muhalefet etti. Hatta bir ara kar yağışı dahi başladı. Hava sıcaklığı düştü. Olur da bu kazanın ardından sağ kurtulsaydı bile belki de o soğuğa dayanma ihtimalleri bile düşüktü yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Zaten kurtarma ekipleri bölgeye havadan hiçbir şekilde tarama dahi yapamıyordu. Zaten bırakın görüntüler ulaşmayı. Her şeyi anlatıyor. Sis pus, göz gözü görmüyor. Göz gözü görmüyor. 5 metre, 3 metre gibi çok düşük, hatta daha da az kimi yerlerde görüş mesafesinin düştüğü noktalar vardı. Yaya devam ettiler. Burada Türkiye'nin yardımı çok belirleyici oldu. Bakın 15 saat uzun gelse de belki de Akıncı İHA oraya gitmeseydi daha da uzun sürecekti. Daha belki da uzun sürecekti. Bu sayede sabahın ilk ışıklarında hemen bölgede ulaşıldı ve bölgeye ekipler gidebildi. Naaşlar oradan çıkarıldı. Şimdi kimler vardı dediğimiz gibi İran'ın 2 numaralı ismi, Hamaney'den sonra en yetkili isim, reisi oradaydı. Ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi ve Tebriz Vilayeti'nin imamı da oradaydı. Çoğunun, belki hepsinin değil ama en azından Ruhani'nin uydu telefonu vardı bu arada. Bakın uydu telefonuyla da iletişim kurulamaması zaten durumun vehametini gösteren ilk ipuçlarından biriydi. Çünkü uydu telefonları her koşulda, her noktada çalışabiliyor, ama çalışamadı. Ve hatta şöyle bir bilgi de var. Helikopter düşmeden önce mürettebatın hiçbir şekilde bir yardım çağrısı, bir iletişime geçme çabası olmadığı elimizdeki bilgiler arasında. Bunu yorumlayan havacılık uzmanları da şu sonuca varıyor. Belli ki o sırada, kazadan önce helikopterde çok ciddi bir kontrol problemi vardı. Ve bu problemde mürettebatın ilk görevi, kurallar gereği, eğitim gereği, helikopteri havada tutmak. Yani yardım isteyecek bile vakitleri olmamış olabilir. Evet. Hem vakitleri yoktu hem de öncelik o değildi. Çünkü öncelik helikopteri havada tutmak, yardım istemek, iletişime geçmek her zaman ikinci tepki olarak. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun yaşandı. Bir şeye mi çarpıldı, teknik bir arıza mı çıktı, bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki reisi taşıyan ve düşen helikopter zaten biraz eski. Zaten biraz da sorunlu. Daha önce 2018 yılında örneğin İran'da 4 kişinin hayatını kaybettiği bir kazaya yine karışmış. Aynı tipteki helikopter. Zaten İran'daki bütün ulaşım araçları ile ilgili böyle bir problem var değil mi? Yaptırımlar nedeniyle. Evet. Hem gerçekten bakımları düzgün yapılabiliyor mu? Yeni parçalar eklenebiliyor mu, eklenemiyor mu? Ambargo ve yaptırımlar nedeniyle zaten uzun süredir konuşulan bir konuydu bu. Evet. Ve şimdi İran Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybetmesi de belki de böyle bir nedenden mi oldu sorusu da akıllara geliyor. Evet, tabii ki direkt sebep bu mu? Bir teknik arıza mı? Ve bunda tabii yaptırımların dolaylı etkisi var mı? Bilmiyoruz, ama dediğin gibi çok uzun zamandan beri İran'ın şikayet ettiği ve dikkat çektiği bir noktaydı. Yaptırımlar artık bazı noktalarda hava taşımacılığını çok ciddi anlamda riske atıyor. Çünkü biz parça temin edemiyoruz. Tamir edilmesi gereken hava araçlarımız var. Bunların işlevsel olabilmesi için biz parça bulmakta zorlanıyoruz diyorlardı. Dolayısıyla bu konuyu
yeniden gündeme geldi kaçınılmaz olarak. Zaten CNN International'la konuşan bazı havacılık uzmanları da sebeplerden biri bu olabilir diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu ihtimal senin dikkat çektiğin konuşuluyor. Biraz helikopterden bahsedelim tabii, mi? Tabii, özelliği neydi? Bell 212 tipi bir helikopter. Vietnam Savaşı'nın ardından 60'lı yılların sonunda ilk kez üretilmeye başlıyor. Ve aslında çok amaçlı, yani insan nakliyesi, yangın söndürme teçhizatının konuşlandırılması bakımından, kargo taşıma ya da silah taşıma, monte etme açısından kullanılabilir. Çok amaçlı bir helikopter. İran'da bu Bell 212 filosun ortalama yaşı hayli yaşlı. 30,5 gibi. Dolayısıyla bakıma muhtaç, çok eski. Belki de riskli diyebiliriz. Bunu gerçi havacılık uzmanları daha iyi değerlendirir ama yeni olmayan helikopterler olduğunun altını çizelim. Çift motorlu, 15 kişi kapasiteli. Dolayısıyla böylesi bir tablo var karşımızda. İşte bundan sonra enkazda yapılacak incelemeler bize daha net bir tablo sunacak. Ama İran medyası da biraz aceleyle de bulunan bir şekilde kazanın nedenini açıkladı. Olumsuz hava koşullarına bağlı bir şekilde yaşandı. Daha kaza kırım raporu olur normalde şartlarda. Beklenmeden. Değil mi? O rapordan sonra net bir şekilde açıklanır bizim bildiğimiz, ama olumsuz hava koşullarına bağlandı, evet, diyorsun. Peki.